Merhabalar arkadaşlar. Bugün Bulgar hastalığında tanımlamış olduğumuz yeni bir teknik tedavi ve bu tedavinin yara iyileşmesi, amputasyon dediğimiz organ kaybı üzerine etkilerini konuşacağız. Uzun süredir Bulgar hastalığı, kritik ayak iskemisi ve diyabetik ayak yaralarıyla uğraşmaktayız. Bu tecrübemizi uluslararası arena da paylaşabilmek için bir çalışma dizayn ettik. Özellikle Bulgar hastalığı olup antegrat yani kasıktan aşağıya doğru işlem yapıldığında başarı elde edilemeyen ya da damarın tıkandığı yer tam belli olmayan hastalarda retrograt yani ayak üstünden, baş parmak üzerinden, topuktan girerek yukarıdan ve aşağıdan iki taraflı işlem ile başarılı elde edilebilir mi? Elde edilebilirse bu hastalarda yara iyileşmesi, organ kaybını engelleyebilir mi? Bunu araştırdık. 46 tane Bulgar hastamız vardı. Bu 46 Bulgar hastasının içerisinde 18 tanesi antegrat girişim yapılmış, başarı elde edilememiş hastalardı ve mecburen bu hastalar retrograt girişim yapmak gerekiyordu. Yani ayak üzerinden girmek gerekiyordu. Bu hastalarda öncesinde yaraları, yürüyüş mesafeleri, yaranın derinliği yani bir yara skorlaması ve amputasyon oranlarına baktık. Amacımız bu hibrit yaklaşımın yani hem antegrat hem retrograt yaklaşımın yara iyileşmesi ve amputasyon kaybı üzerine etkilerini araştırmaktı. Çalışmamız yeni yayınlandı ve erken release edildi. Daha basılmadan erken release salındı piyasaya. Çünkü hani sonuçları belki bu hastalardaki girişim stratejilerinde değiştirebilecek şekilde olduğu düşünüldüğünden erken basıldı. Şimdi sonuçlarımıza bir bakalım. Bu bir Bulgar hastası bizim vaka örneklerinden. Bakın tamamen dizin üzerinden itibaren tamamen tıkalı ve türbüşon kolateralerle yani yan damarlar gelişerek ayak alt kısmına doğru bir gidiş var. Ama burada da sağlam bir yatak yok. Sadece şurada var. Yukarıdan kasıktan gelerek başarılı bir girişim yapılmamış hastaya. Burada gördüğünüz gibi ayak üzerinden ya topuktan ya da baş parmak girilerek yukarıya doğru açıyoruz damarları. Ve yukarıdan geldiğimiz kablolarla da aşağıyı birleşiyoruz ve ayak tabanında bir pedal loop yani ayak tabanında bir damar yatağı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz buna pedal loop anjioplasti diyoruz. Ayak tabanında da muhakkak balonlayarak bırakıyoruz. Bu hastada sonrasında işte bu bölgedeki yara iyileşmesine bakıyoruz. Yara iyileşmesi oluyor mu olmuyor mu diye bakıyoruz. Amacımız tamamen buydu. Burada da gördüğünüz gibi bu hastada da ayak öncüsünden bir giriş yapmışız. Şimdi hastaların özellikle yaşları, cinsiyetleri, tansiyonu, şeker hastalığı var mı, sigara kullanıyor mu, böbrek yetersizliği var mı bunlara baktık. Yürüyüş mesafelerini kaydettik. Yaralarının derinliğine baktık. Ve geçmişinde bir organ kaybı, parmak kaybı vesaire olmuş mu olmuş bunları değerlendirdikten sonra hastaların damar yapılarını değerlendirdik. Daha önce işlem yapılmış tamamına ve başarısız olmuş hastaları almıştık. Bir kısmında da damarın nereden itibaren tıkandığı belli değildi. Hangi damar tıkanmış bunları kaydettik. Ne kadar uzunlukta bir segment tıkalı bunları kaydettik. İşlem sonrası başarılarımızı karşılaştırdık. İşlemi uygularken hangi tekniği kullanarak bu damarları açtık. Bunları belirledik. İşte STAR, CART, REVERSE CART gibi damarları yırtarak açtığımız teknikleri tanımladık. Sonrasında da işlem öncesi, işlem sonrası yara iyileşmiş mi, yürüyüş mesafeler artmış mı, organ kayıpları önlenmiş mi bunlara baktık. Peki neler olmuş? Özellikle anjiyo sonrası balon yaptık, işimiz bitti. Bu hastalarda yara iyileşmesini öngördüren bir anjiyografik sonuç var mı? Bunlara baktık ve bir sınıflama yaptık. Pedal loop sınıflaması. Pedal loop sınıflamasında üçe ayrıldık. Tip 1, ayak ön sırtından ayak tabanına doğru bir güzel loop yapmış mıyız? Eğer yapmışsa ona tip 1 dedik. Sadece ayak ön yüzü açılmış ama tabanı duruyorsa buna tip 2 dedik. Hem ayak ön yüzü hem de ayak tabanında hiç damar
yok ise, damar yatağı oluşturulmamışsa buna da tip 3 dedik. Ve bu elde etmiş olduğumuz anjioplasti sonuçlarının yara iyileşmesi üzerine etkilerine baktık. Burada gördüğünüz gibi pedal loop, yani tip 1 pedal loop olan vakalarda yara iyileşmesi, yara skorlaması oldukça iyiken tip 3 olanlarda yara iyileşmesi oldukça kötü seyretti. Yine organ kaybı, yani amputasyona baktığımızda minor amputasyon ve major amputasyon olarak ikiye ayırdık amputasyonları. Minor amputasyon dediğimiz metatarsal kemik ve altı, yani ayak bileği altındaki kesilere minor dedik. Üstündekilere, ayak bileğinin üzerindeki kesilere de amputasyonlarda major amputasyon. Bir kere eğer siz tip 1 ve tip 2 pedal loop elde ediyorsanız işlem sonunda, yani anjioplasti sonucunda organ amputasyon kayıplarını, minor amputasyon kayıplarını önlüyorsunuz. Ama tip 3 pedal loop elde ediyorsanız hem minor hem de major amputasyonları engelleyemiyorsunuz. Özetle burger hastalığı ya da diyabetik ayağı olan hastalarda ön üst taraftan kasıktan gelip damar açılamıyorsa ayak üzerinden girilerek damar açılabilir ve bu hastalarda eğer iyi bir pedal loop elde edebilirseniz, pedal loop anjioplasti yapabilirseniz başarı kaçınılmaz olur. Bu yaranın iyileşmesini ve amputasyon kayıplarını kesinlikle önleyen bir teknik. Buna da biz hibrit yöntem olarak tanımladık. Yani hem antegrattan hem retrograttan girilerek pedal loop anjioplasti yapılan yönteme hibrit yöntem olarak tanımladık. Amputasyonları kesinlikle önlediğini gösterdik. Mesela bir vaka örneği üzerinden anlatayım ben size. Bu vaka gördüğünüz gibi derin doku kaybı olan bir vaka. Bir parmağını da daha önce kaybetmiş ama hiçbir şekilde yara iyileşmiş. Çok çok derin yaraları var. Bakın burada ayak neredeyse tamamen diz altından itibaren ayak damarları tıkanmış. Şu anterior tibial, şu posterior tibial arter tamamen tıkalı. Ayak üst tarafında da, yani alt tarafında da sağlam bir damar yatağı yok gördüğünüz gibi. Buradan bir kateter vasıtası ve tel vasıtasıyla ayak topuğundaki posterior tibial arter yatağına düşmeye çalışıyoruz. Pedal loop dediğimiz medial ya da lateral plantar loop'tan bir loop oluşturmamız gerekiyor. Buradan şuradan şöyle dönmemiz lazım. Loop oluşması lazım. Eğer bunu yapmazsanız yara iyileşmesini sağlamamız çok mümkün değil. Şu an bir loop yapmadık. Posterior tibial arter, lateral plantar arterdeyiz. Bakın loop'umuzu yapıyoruz telimizle. Bu bölgeye balon yapmak zorundayız. Yaranın iyileşebilmesi için. Bakın pedal loop anjioplastimizi yaptık. Bunu anterior tibial artere doğru da yapmamız lazım. Pedal loop'u oldu. Posterior tibial arteri açıyoruz şimdi. Ama bizim aynı zamanda anterior tibial arteri de açmamız lazım. Çünkü yara ayağın ön yüzünde. Anterior tibial artere de yukarıdan gelip retrograd geldiğimiz telle burayı birleştireceğiz. Evet, şu an anterior tibial arteri de açacağız. Dorsalis pedis artere geldik. Şu an doğru yerde değiliz. Devam edeceğiz. Dorsalis pedisten de bir pedal loop yapmamız lazım. O pedal loop'u da yapıyoruz. Bakın telimiz ilerliyor gördüğünüz gibi. Şu bölgedeyiz şu an. Devam ediyoruz. Bu bölgeden de bir pedal loop'umuzu yapacağız. Bakın gördünüz. Sonrasında anjiyomuzu. Bakın gördüğünüz gibi anterior tibial dorsalis pedisten tip 3 pedal loop anjioplasti sonucu elde ettik. Oldukça iyi bir sonuç. Bu yaranın iyileşeceğini bize göstermekte. Biz hastanın önce damarlarını kanlandırdık. Sonrasında iyi bir
eksizyon yaptık, nekroz olan bölgeleri ampute ettik ve 26. günde bakın yaranın ne kadar iyileştiğini, organ kaybı olmadığını görüyoruz. 6. ayda bu ayak tamamen normale döndü. Özetle benim söylemek istediğim şey sadece tabii ki yaranın iyileşmesi için damarın açılması yetmiyor. İyi bir yara bakım ekibinin olması gerekiyor. Yara bakımından iyi yapılması lazım. Gerekirse buna hiperbarik oksijen ya da ozon tedavisi gibi yöntemler gerekiyor. Belki iyileşmeyen yaralarda kök hücre tedavisi gibi ek tedaviler de gerekiyor. Revaskülizasyon tek başına yeterli değil. İyi bir yara bakım ekibimizin olması gerekiyor. Şimdi bizim bu yayınlamış olduğumuz makale özellikle Burger hastalığında hibrit yaklaşım ile yayınlanmış en büyük seriyi oluşturuyor şu an dünya literatüründe. Bu sebeple hani Burger hastalarında yeni bir tedavi yaklaşımı olarak ve sonuçlarında da pedal loop anjioplastiği ile bu sonuçları bütünleştirerek iyi sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yara bakımdaki Alper Hoca'nın büyük emeği var bu vakaların takibinde. Bu iş tek başına yapılacak bir iş değil, bir ekip işi. Revaskülizasyonu bizler yapıyoruz ama yara bakımında, yara bakım hemşiresinden tutun da başındaki cerrahımıza kadar, işte amputasyon yapacağım, o yapacak ortopedistimize ya da grev çekecek plastik cerrahına kadar büyük bir ekip olmak gerekiyor. Bu sonuçlar inşallah dünya üzerinde iyi sonuçlar verir ve tedavi prosedürlerine yansır ve birçok insan da organını kaybetmekten kurtulur diye ümit ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.